Travma hastasında mutlaka pelvik stabilite değerlendirilmeli. Çünkü iliak kemikler ve pubik kemiklerin ayrışması veya kırılması, parçalı veya parçalı olmayan fraktürlerinde pelvik instabilite görülebilir. Pelvik instabilite muayenesinde bu şekilde avuç içimizi hastanın pelvik kemiğinin alt kısmına bastırıyoruz. Bu şekilde avuç içi yukarı bakacak şekilde hastanın mutlaka pelvik stabilitesi değerlendirilmeli. Ancak şu unutulmamalı, pelvik stabilite değerlendirilmesi ve rektal muayene özellikle aynı hekim tarafından yapılması uygun. Çünkü bunlar ağrılı muayeneler ve defalarca yapılması hastada rahatsızlık ve huzursuzluğa yol açabilir. Yine unutulmamalı ki olası bir pelvik muayenede pelvik instabilite saptanırsa retroperitoneal bir yaralanma, retroperitoneal bir kanama, olası bir üreter veya üretra yaralanması veya bir mesana yaralanması akılda tutulmalıdır.